birinci şekilde görünen yüzeyi sarı, görünmeyen yüzeyi mavi olan ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt resmedilmiştir. Bu kağıt A ve C köşelerinden sırasıyla KL ve MN boyunca katlanmış, sırasıyla F ve E noktalarıyla çakışarak ikinci şekil oluşmuştur. E noktası AB doğru parçasının, F noktası DC'nin orta noktası. Buna göre ikinci şeklin görünen sarı renkli bölgesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi burada ben şekli biraz büyüteceğim arkadaşlar, daha net görebilmek adına. Burada katlamayla birlikte A köşesi karşı kenarın orta noktası olan F'ye gelirken C köşesi de yine karşı kenarın orta noktası olan E'ye gelmiş. Toplamı 60 olduğuna göre şu uzunluklar bakın 30'a 30 diye ayrılmış yine karşı tarafta aynı şekilde. Bu ne demek? Buradan çıkartacağımız yorum şu. Simetrik bir işlem yapılmış. Yani katlamakla birlikte ikinci durumda simetrik şekiller oluşmuş. Bakın şu içine nokta koyduğum şekiller birbirinin aynısı olan simetrik şekillerdir. Dolayısıyla biz de şimdi işleme başlarken her zamanki gibi katlanan parçayı açmakla işe başlayacağız. Şimdi ikinci şekli şöyle bir açıyorum. Yine tersine ve birleştirdim. Sağ tarafta da aynı işlem. Neyi de uzattım. Sonrasında da harflendirmelerimizi hemen yerine koyalım. Burası D noktası, A noktası, C ve B olmak üzere. Açtığım zaman da oluşan şu yamuklara dikkat edin. İçine mavi nokta koydum. Bakın bunlar da birbirinin aynısı olan şekillerdir. O zaman başlayalım. Katlamakla birlikte uzunluklar ve açılar değişmiyordu. Yani DA uzunluğu 10 köküçken D üssü A uzunluğu da 10 köküçe eşittir. Sonra DK uzunluğu ne kadarsa D üssü K uzunluğu da o kadardır. Açımız burada 150 dereceydi. D açısı 150 derece, D üssü açısı da yine 150 derece olur ve AL uzunluğuyla yine A üssü L uzunluğu da birbirine eşittir. Karşı tarafta da bakın BC uzunluğu 10 köküç ve B üssü C üssü uzunluğu da yine 10 köküç. Hepsini yazmayacağım arkadaşlar çünkü şekil çok fazla karmaşıklaşacak. Yine BN ile B üssü N'nin birbirine eşit olduğunu, CM uzunluğuyla C üssü M uzunluğuna eşit olduğunu görelim. Eşitlikleri gösterdiğim anda dikkat edin. A üssü L ile MC üssünde eşit olduğunu görüyorsunuz. Zaten bu yamukların da birbirinin aynısı olduğunu söylemiştim. Sonra katlama çizgisinin açıortay olduğunu hatırlayalım. Şunun açıortay olduğunu bakın gösteriyorum. Paralellikten dolayı Z'yi kullanıyorum. Bu açı da noktalı açı olacak. Bu ne demek? K A üssü uzunluğu A üssü L uzunluğuna eşittir demek. Onun da eşitliğini gösterdiğim anda burada da bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. Aynı işlemler sağ taraf için de geçerli arkadaşlar. Tek taraflı çalışmak yeterli. Sol taraf üzerinden göstereceğim. Bakın yine bilmediklerimizi harflendirerek devam ediyorum. DK'ya ben X dersem D üssü K uzunluğu X'e eşit olacaktır. Şu uzunluğun tamamı 30'a eşitti. DA üssü uzunluğu bu durumda KA üssüne 30 eksi X kalır. O zaman da bakın bu durumda ne oluyor? AL uzunluğu da 30 eksi X'e eşit oluyor. AC üssü arası 30 birimdi. C üssü orta noktaydı. LC üssüne de ne kalacaktır arkadaşlar? X kalacaktır. Karşı taraftaki A üssü M uzunluğu da tabii ki X kadar olacak. Bakın burası da 30 eksi X'e eşit oluyor. 30 eksi X, NB uzunluğu da X kadar olur. Ve aynı zamanda MC üssü uzunluğu da bakın burası da 30 eksi x'e eşit. Karşı taraftaki uzunluk da 30 eksi x kadar olacak. Ne oldu bu durumda? A üssü MC üssüyle bir paralel kenar oldu. İşte bizden alanını istediği bölge bu paralel kenarın alanı olacak. X tabanına ait karşı köşeden indirilen yüksekliği bulduğumuz anda alanı da elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bize verilen bir açı var bakın 150 derece. Onu karşılayan açı da 30 derece olur. 30'un da karşısına şöyle bir dikmeyi indirirsem 30, 60, 90 üçgeninden yürüyelim. 90'ın karşısı 10 köküçse 30'un karşısı olan yüksekliğimiz 5 köküçe eşit gelecek. Yüksekliği bulduk. Gerisi X'i bulmaya kaldı. Onu da nereden elde edeceğiz? Bakın buradaki D üssü K, A üssü üçgenine yoğunlaşalım arkadaşlar. Bu üçgenin aynısı sağ tarafta da var. Ama dediğim gibi tek taraflı çalışmak zaten yeterli. Şimdi ben bu şeklin aynısını sol tarafa çizeceğim arkadaşlar. Şöyle bir resmedelim. Aradaki açı 150 dereceydi. Şu uzunluk x kadar. Sonra 30 eksi x ve şu uzunluğumuz 10 köküçtü. D üssü K
A üssü üçgeni. Geniş açıyı gördük arkadaşlar. Hemen bunu 180'e tamamlayıp karşısına diki indiriyorum. Ve bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Bundan devam edelim. 90'ın karşısı 10 kök 3 ise 30'un karşısı 5 kök 3 ve 60'ın karşısı da kök 3 kattan 15 gelir. Şuraya da T noktası diyeceğim. TKA üssü üçgenine yoğunlaşalım. Bakın bir dik kenar x artı 15, diğer dik kenar 5 kök 3 ve 30 eksi x oluyor hipotenüs. Bundan sonrası artık Pisagor x artı 15'in karesi artı 5 kök 3'ün karesi 75 eşittir 30 eksi x'in karesine. İşleme devam diyorum. 30 eksi x'in karesi eksi x artı 15'in karesi. 2 kare farkından devam. Şimdi toplamlarını alırsam 45 olur. Farklarını alırsam da 15 eksi 2x olur. Bu da 75'e eşittir. 2 taneleri gönderelim. 75'i 15'e böldüm. 5. 45'i 15'e böldük. 3. 5 eşittir 45 eksi 6x. 40 eşittir 6x. 20 bölü 3 geldi. Bizden istenilen alan, evet, taban çarpı yükseklik olduğuna göre tabanımız 20 bölü 3. Yüksekliğimiz de 5 köküçtü. 100 kök 3 bölü 3 gelir ki alanımız 100 kök 3 bölü 3 oluyor. Şıklar aşağıda kaldı arkadaşlar. Sorun değil. Ama gerçekten çok sağlam bir soru. Bu soruyu çözdükten sonra artık katlama ile ilgili sorunuzun kalmayacağını düşünüyorum. Şöyle yıldızlı sorular içerisine dahil edeceğim. Hatta çift yıldız koyacağım. Çok sağlam bir soru.